Kadınlara yönelik baskıya, şiddete, cinsel istismara, cinsiyet eşitsizliğine, cinayete ve sömürüye karşı kadınların yanındayız. Dün olduğu gibi, bugün de kadınların hak arayışına şiddetle karşılık veren zihniyetin karşısında dimdik duracağız. Tarih boyunca uğradığı sistematik saldırılara karşı kadınların verdiği mücadeleye destek olmak ve kadınların gasp edilen haklarını, kazanımlarını sağlamak amacıyla toplum olarak hep birlikte hareket etmeliyiz. İyi temennilerin kadının üzerindeki baskıyı durdurmaya yetmediğini biliyoruz. Bu nedenle yaşamımızın her alanındaki eylem ve davranışlarımızda kadın mücadelesini yükseltmeliyiz. Yönetim, istihdam, eğitim ve politika gibi hayatın her alanındaki erkeklerle aynı oranda temsil hakkına kavuşmak isteyen kadına ödettirilen bedel bizleri derinden yaralamaktadır. Bizler Türk kadınına ilk defa seçme ve seçilme hakkını veren Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürümeye devam edeceğiz. Sadece özgür ve mutlu bir şekilde yaşamak istediği için öldürülen tüm kadınları saygıyla anıyorum. Kadına yönelik tüm hak ihlallerinin son bulması dileğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.